وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظل في ظله يوم لا ظل الا ظله. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 7 kişi var ki mahşer meydanında hiçbir gölgenin olmadığı bir gölgede Allahu Teala bu 7 kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir ya. Allahu Teala inşallah bu 7 sınıftan hep beraber olmayı nasip eylesin. 7'sinden olamasak da birisinden olmaya da razı onlardan eylesin inşallah. Yani herkesin kiminin diz boyu, kiminin göbek boyu, kimisinin ağzına kadar, kimisinin başından yukarı ter içinde gark edildiği bir yerde bu 7 kişi hiç zahmet sıkıntı çekmeyecek. Allah-u Teala'nın gölgesinde gölgelenecek ya. Birincisi İmam-ül Adil, adaletli yönetici. Yani nerede olursa olsun ya. Bir 12 tane, 15 tane öğrencinin başında belletmen de olsa, 20 tane öğrencinin başında hoca da olsa, 50 tane adamın başında usta da olsa, yüzlerce kişinin başında patron da olsa veyahut da bir belediye başkanı olsa veyahut da bir yönetici olsa, kim olursa olsun İmam-ı Adil bir yeri yönetiliyorsa, insanların önünde bir kişi olduğu zaman, adaletli olduğu zaman Allah-u Teala'nın gölgesine gölgelenecek. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ. Bu sizin için gençler. Bak bu sizin için ya. Şimdi fırsatınız var. Bunu değerlendirebildiğiniz değerlendirin. Değerlendiremezsiniz, bizim gibi ihtiyar olduğumuz zaman o genç gider ya. Gençliğini Allah yolunda geçirmiş genç. Anladınız mı? Sizlere hitap ediyor. Allah yolunda, oyunda, eğlencede, gezmede, tozmada, tablette, YouTube'da, sosyal medyada değil de bunların yeri zamanı, bunların da vakit olacak. Bunların da zamanı olacak. Oynamanın da zamanı olacak ama ömrünü neyle geçiriyor genç adam? Gençlikte yani Allah-u Teala'nın kulluğunda. وَرَجُمْ قَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ. Kalbi mescitlere bağlı olan adam. Yani Allah için namazlara 5 vakit gücü yettiği kadarıyla ezan okunduğu zaman koşa koşa giden, Allah'ın eviyle ilgili bir mesele olduğu, temizliği olduğu zaman, yapısı olduğu zaman, inşaatı olduğu zaman, ne olursa olsun Allah-u Teala'nın mescit deyince, dami deyince canlı veresi geliyor. Böyle bir adam. Üçüncüsü, dördüncüsü وَرَجُّلُمْ تَحَابَا فِي اللّٰهِ اِشْتَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Allah için birbirini seven iki kişi sadece Allah için bir araya geliyorlar ve Allah için dağılıyorlar. İki kişi birbirini Allah için seviyor. Geldikleri zaman kardeşlik için bir araya geliyorlar. Dağıldıkları zaman da yine Allah için dağılıyor. وَرَجُّلُمْ Beşincisi وَرَجُّلُمْ دَعَتْهُ اِمْرَاتٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي أَخَافُ اللّٰهِ. Bir güzel bir kadın kendisini çağırdığı zaman, zinaya veyahut da herhangi bir şeye teşvik ettiği zaman, çağırdığı zaman o kişi ne diyor? İnni ahafu. Ben Allah'tan korkarım. Allah'tan korkarım deyip haramdan uzak duran kişi. Ve raculun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Altıncısı ise adam Allah için öyle bir sadaka veriyor ki, Allah için öyle bir sadaka veriyor ki sağ eliyle verse sol eli bilmiyor yani. Bu kadar gizli Allah için. Kimseden haberi yok. Kimse bilmesin. Sadece Allah için veriyor. Altıncısı, yedincisi ise arkadaşlar وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Bir kişi diyor, hiç kimsenin olmadığı bir yerde geceleyin kalkıp Allah için hüngür 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 ağlayıp Allah için gözyaşı döken biri. Bunu birincisini en sondan, en baştan sayarsak İmam-ı Adil, belki herkes imam olamaz, yönetici olamaz. Yani bunu eliye ekleyek. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ. Gençler, size göre bunu her an yapabilirsiniz. Genç olan kardeşlerim, Allah için daha fırsat ver elinizde gençlerin. Bunu kaçırmadan yapabilirsiniz. Allah için üçüncüsünü yapmak olay, mescitlere, ezan Allahu Ekber dediği anda mescitlere gidip gelme, koşup gelme, bu herkes için. Genci, yaşlısı, herkes için ya. وَرَجُنُ تَحَبَّ فِي اللّٰهِ. İki, Allah için birbirini sevme yine herkes için. Bir adam sadece menfaat için değil, Allah için bir kardeşini sevmez. Yine beşincisi de, tabi Allah-u Teala muhafaza edersin. Yani bir güzellik sahibi bir kadın seni çağıracak, sen de Allah'tan korkuyorum diyebileceksin. Tabi Allah dilerse, Allah muhafaza ederse bu kişi ancak diyebilir.
Allah-u Teala muhafaza ettiği kullarından eylesin inşallah. Yine Allah için sadaka verdiği zaman bunda kolay. Yani gizli, kimse bilmeden Allah için sadaka verebilme, yine herkes umumu için, en sonu için, yine herkes için umumu için, yani gece kalkıp bir adam Allah için gözyaşı dökebilir. Allah-u Teala bu 7 sınıftan birine girmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.